Paris'in ne kadar pahalı olduğunu buradan görebilirsiniz. Bir tane şu kadar bir portakal. Bu arada Paris'e geldiğimden beri hiç fare görmedim. Paris güzel ama yani. Hello. Bugün Paris'ten bir video çekiyorum. 4 gündür Paris'teyim. Aslında bir arkadaşımla gelmiştim ama arkadaşım Covid olduğu için gelemedi. Kendisi de izlerse buradan öpüyorum. Öyle bir kısmetsizlik oldu yani ama ben yine de geldim. Tren biletini almıştım zaten, geri iade etmem de mümkün değildi. O yüzden dedim geleyim bari. Genel olarak güzeldi. Paris'te bu benim 4. gelişim sanırım. Ya 3 ya 4 olması lazım. Zaten bu çoğu görülmesi gereken yeri görmüştüm. İşte Louvre Müzesi, ne bileyim. İşte Champs-Élysées, ondan sonra Eiffel Kulesi falan, oraları biliyorum zaten de. O yüzden oralara gitmek yerine biraz daha böyle sevdiğim barlarda işte ya da semtlerde takılmak istedim. Paris'in de bence en güzel yeri Marais. Yani en güzel mahallesi diyebilirim. O yüzden ben de çoğunlukla Marais'de takılıyorum. Burası böyle biraz Cihangir vari bir yer. Aslında şu an Cihangir böyle mi artık bilmiyorum onda ama. İşte yeni tarz işte kafelerin olduğu, mekanların daha biraz daha cixi olduğu bir yer. Ama güzel yani, çok eski de bir semt zaten Paris'in merkezinde, göbeğinde yani. Louvre falan da çok yakın. Ve çok güzel böyle güzel pasajlar işte. Dükkanlar, butikler, ondan sonra değişik kafeler var ve çok kalabalık bir yandan da. Bir sürü insan yaşıyor ve turist olarak da bir sürü insan geliyor buraya. Ve çok güzel böyle kültür merkezleri de var. Pompidou diye bir yer var mesela. Pompidou daha böyle değişik bir binası da var Pompidou'nun. Ve işte içinde sanatsal etkinlikler oluyor. Daha çok tiyatro, sergi işte. Aa bak, hatta burada Pompidou'dur. Onu da göstermiş olduğum bir yandan. Değişik bir binası var ve burada ilk yapıldığı zaman buranın havasına uymadığı için bayağı bir eleştirilmiş bu bina. İstenmemiş yani. O yüzden sonradan da şikayet etmiş insanlar ama sonradan kabullenmişler bir yandan da. Ve işte içinde değişik bir... Aa şu an bir dans gösterisi var. Ya da prova. Je peux passer? Evet, böyle değişiklikler görülebiliyor Paris'teyken. Ne diyordum? Evet. Ha, Pompidou'ya geldim. Aslında burada bir yerde kahve içmek istiyordum ama sonradan dedim bir video çekeyim de ondan sonra kahve oturur içerim. Çantam da sırtımda bu arada çünkü son günüm olduğu için otelden çıkış yaptım. Ve şu an dolanıyorum yani. Akşam da 8.30'daymış trenim. Niye o kadar geç aldım bilmiyorum. Aslında hiç iyi olmadı bu. Çünkü çantayla dolaşmam gerekiyor Paris'te. Ama yapacak bir şey yok yani. Bir yerde oturur beklerim diye düşündüm, yemek yerim falan. Bu arada yemek videosu da çekmek istiyorum yani, gittiğim yerleri çektim birkaç tane zaten de. Paris tabii ki pahalı bir yer ve her zaman bütçeye uymuyor yani birçok yer. İşte genelde bir yerde yemek 20 euro falan aşağı yukarı. Ki bu normal, ortalama bir yer yani. Daha pahalı bir yere gidersen işte 30-40 da olabilir, 50 de olabilir. Ya da bir şeyler içiyorsan. Ben çok partilemedim bu sefer çünkü hiç halim yoktu. Bir de biraz merkezden uzak bir yerde yaşıyorum. Yaşıyorum derken kaldım yani. Otelim oradaydı. Saint-Denis diye bir mahallesi Paris'in ama Paris'te bile değil yani, yukarıda ve tam bir ghetto. Yani ben orada beyaz kaldım diyebilirim çünkü herkes Afrikalı. İşte bayağı Paris'in Cezayir gibi bir şey yani. Bu kafe ne güzelmiş. Buraya oturayım bari. La carte de plat. Evet, buraya artık çömebilirim bence.
Evet, bir şey yesim yok aslında ama bir şeyler içesim var. Buradan seçebilirim şimdi. Bir portakal suyu falan içmek istiyorum böyle bir kendime gelmek için. Çok da sıcak bugün hava. Aşırı dengesiz bir hava vardı 4 gün içinde. Dün aşırı yağmur yağdı, soğuktu. İlk geldiğimde soğuktu. Bir gün güneş açtı ama yine de soğuktu biraz. Genel olarak soğuktu yani, kapalıydı. Şu bugün de böyle sıcak ama yine biraz arada kapatıyor ve serinliyor falan. Neyse böyle yani genel olarak. Kaldığım yerden bahsediyordum. Saint-Denis bayağı ghetto bir yer. Güzel mi? Bence güzel. Yani biraz tabii yarım saat falan sürüyor metroyla merkeze gelmek ama genel olarak çok da zorlamadı. Ama tabii ki merkezde bir yerde park... Ah! Est-ce que vous avez du jus d'orange pressé? Je peux voir. Merci. Söyleyemedim çünkü şeyde... yani merkezde mesela Mare'de partilesen mesela oradan geri dönmem bir 45 dakika falan sürerdi, o yüzden ona pek gözüm yemedi. Ama oradaki Saint-Denis'deki barlardan bir iki tanesine gittim. Hatta bir iki kişiyle tanıştım falan, gayet tatlı insanlardı böyle. Öyle. Cheers. Paris'teyim. Centre Pompidou'dan bahsediyordum. O da hemen şu yan tarafında. Çok güzel bir yer. Bence Paris'in en güzel iki semti. Birisi Montmartre. Diğeri de Mare. Ama otel fiyatları aşırı pahalı. Yani tek başına geldiğinizde bir yerde kalmak yani bayağı bir 300-400 euro falan. Yani gece değil, en düşük 100 euro falan. Benim kaldığım yerde geceliği 45-50 euro falandı. Ucuzdu yani. Ama tabii ki ucuz olduğu için de çok kolay değil yani şeyde merkeze gitmek falan. Öyle. Paris güzel ya. Cheers. Paris'in ne kadar pahalı olduğunu buradan görebilirsiniz. Bir tane şu kadar bir portakal suyu 5 euro 40 sen. 5 euro 2 kilo falan şey alabilirsin ya portakal. Çok rahat. Et dans l'ordre de côté. Evet, akşam oldu şimdi geri dönüyorum. Daha doğrusu tren istasyonuna gidiyorum. Gidebilirsem şu an yol tıkandı. Bir yerde yemek yiyecektim aslında Fransız bir restoranda ama kapalıymış. Daha doğrusu mutfağı kapalıymış. Sadece bira içki servisi varmış, o yüzden orada yiyemedim. Şunun pisine bak. Bu arada Paris'e geldiğimden beri hiç fare görmedim. Bence bir başarı Paris'te. Çünkü her yer fare. Yani çoğu yerde böyle öbek öbek fareler var, sıçanlar var. Evet.
Şimdi Amsterdam'a döneceğim. Buradan 3,5 saat falan sürüyor Amsterdam. 8.30'a almışım bileti. Şu an saat 7.30. 10 dakikada falan tren istasyonuna giderim. Öyle. Paris macerası bitmiş oldu böylece. Paris güzel ama yani. Güzel bir şehir. Yaşamak ister miyim bilmiyorum. Herhalde yaşamak istemem diye düşünüyorum ama turist olarak güzel. Bu arada buraya geldiğinde şey almıştım, toplu taşıma için kart almıştım. Biraz fazla yüklemişim. Onu geri okutabilir miyim bilmiyorum. Bakalım içindekiler yanmış da olabilir ama artık yandıysa birine veririm bedavaya. Thank you.